Biz de bu akşam stüdyomuzda bir milletvekili aday adayını ağırlıyoruz. 25. dönem Edirne milletvekili aday adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden Suat Polat. Biz kendisini çok iyi tanıyoruz ama sizi izleyicilere daha yakından tanıtmak istiyoruz. O yüzden de bu akşam sizi konuk ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ifade tarzınızla bana candan ve içten yaklaşımınızla gerçekten yürekten teşekkür ederim. Öncelikle Edirne halkına ama Edirne halkının bütününe yani Keşan'dan tutun, Enez'den tutun, Uzunköprü, İpsala, Edirne Merkez, Süloğlu, Lalapaşa, Meriç ilçemizde Edirne'yi bütün toplum oluşturan Edirne'deki bütün halkıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Efendim biz şimdi Suat Polat'ı tanımak istiyoruz. Kimdir, neler yapar, bu yola çıktınız. Biz sizi çok iyi tanıyoruz ama izleyicilerimizin de daha yakından tanımalarını istiyoruz. Sağ olun. Ama unuttuğum bir şey var. Bugün biliyorsunuz Türkiye'de edebiyat alanında duayen olan bir büyüğümüz rahmetli oldu. Öncelikle buna, ailesine ve Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Ben sözlerime böyle başlamak istiyorum. Suat Polat kimdir? Suat Polat 1956 yılında Edirne'nin Hacımur köyünde doğdu. İlkokulu orada okudu. Daha sonra ortaokulu Süloğlu Ortaokulu'nda. Süloğlu Ortaokulu'ndan sonra Edirne Meslek Lisesi, bir sınıftan sonra da imtihan kazanarak devletin verdiği bursla İstanbul Maçka Teknik Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra da 1980 yılında Edirne Eğitim Mühendisliğinden mezun oldum. Kısa bir öğretmenlik yaptım. Kısa bir öğretmenlikten sonra şartlar, konjonktür, o günkü durum, işte ticaret, aslında ticaret, yani atalarımız öyle ticaret falan yok ama şartlar öyle getirdi. Abimin elektrikçiliği bilmesi, benim de yetkim olması ziyadesi ticaretin içine soktu beni. Ticarete 1976 senesinden beri faal olarak devam ediyorum. İlk işim olarak da 1976 yılında elektrik tesisat ve taahhüt işi. Yani halkın diliyle elektrik tesisatçılığı işe başladım. Ama şöyle bir şey var. Yani Hacımur köyünde çok küçük bir arazisi olan ama eğitime çok önem veren bir ailenin evladıyım ben. Hacımur köyünde ilk defa öğretimi, eğitimi köyümüzde başlatan babanın evladıyım. Eğitime çok önemli. Tabii eğitime çok önem verdi. Ziyaretse bu kültürle yetiştik biz. Ama sonradan ticaret oldu. Ticaret yapıyorum. 1976 yılında elektrik tesisatçılığa başlarken o hırs ve heyecanla ama aklın önüne hiç geçmeden hırsım. Şu an akaryakıt sektöründe varım. Gıda sektöründe varım, mobilya sektöründe varım ve elektrik tesisatına devam ediyor. Ziyadesiyle bir istihdam yaratıyorum diye düşünüyorum. Bu insanlar gerçekten Edirne halkı doğru dürüst erdemli çalıştığım noktasında insanları bir yerlere getiriyor. Sonuçta işte ticarette uğraşıyorum, devam ediyorum yani. Evet, başarılı bir şekilde ticari hayatınızı sürdürüyorsunuz. Bir sürü insan istihdam ediyorsunuz. Tabii. Ne kadar güzel. Peki neden siyaset? Milletvekili aday adayı. Neden siyaset derken şöyle söyleyeceğim ben onu. Bir defa biraz önce altını çizmeye çalıştım. Ben çok varlıklı bir ailenin evladı değilim. Burada beni çok önemseten bir nokta emek. Emek, emeğe çok değer veririm ben. Emek veren insana çok değer veririm. Ziyadesiyle benim partim de Cumhuriyet Halk Partisi emek ağırlığı düşündüğü için ben Cumhuriyet Halk Partisi saflarında kendimi buldum açıkçası. Bulma olayı şöyle açıklayabilirim. 1992'de 1980 yıllarında bir demokrasi kesinti uğradı biliyorsunuz. İhtilal oldu. İhtilalden sonra işte belli bir dönem geçtikten sonra tekrar referandumla var olan partiler yeniden hayata geçtiğinde doğru adres beni emek ağırlıklı olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi'ne götürdü.
O gün bugündür ben siyasetin içinde varım. Yani Cumhuriyet Halk Parti'nin ilk kurucu ilçe yönetiminde görev aldım. Aynı dönemde de ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Daha sonra muhtelif dönemlerde il yönetiminde, ilde de il yöneticiliği, il başkan yardımcılığı, en sonda il sekreterliğinden ayrıldım. Yani uzun yıllardır bu partiye emek veriyorum açıkçası. Bu bağlamda da tabii ki belli bir noktaya geldikten sonra farklı hizmetler insanın aklına geliyor ziyadesiyle. Siyaset şu anda mesela adayı olma noktam şundan kaynaklanıyor. Ben biraz ticareti siyasetle harmanlıyorum açıkçası. Siyaset ticaretle harmanlıyorum. Niçin harmanlıyorum? Yani her şeyi samimi ve dürüst yapmak durumdasın. Samimi olmazsan, dürüst yapmazsan başarılı olma şansın yok. Hele hele ticarette dürüst olmazsan belli bir noktaya kadar gidersin. Ama dürüst yaptığın süre içerisinde o insanlar seni belli bir noktalara taşırlar. Evet. Yani zaman zaman mesela seninle uğraşanlar bir takım şeyler olabilir. Yalpalattırabilirler seni. Ama asla düşüremezler. O maraton koşusu devam eder. Siyaset de böyle bir şey. Dürüst ve erdemli yapmak lazım. Ve samimi olmak lazım. Sen şimdi yani neden siyaset, neden bu noktada geldin, niye milletvekilliğini arzu ediyorsun dersen, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu insanlar, bu toplumu oluşturan insanlar bana çok şey verdiklerini düşünüyorum. Evet. Ben onlara vefa borcu olduğumu düşünüyorum. Samimiyetimle söylüyorum bunu. Vefa borcu. Bu o vefa borcunu ödemek üzere ben aday adayım şu an. Ve bu aday yani... bu benim partililerim ve kamuoyu tevdi ettiği noktasında, o temsil kabiliyetini verdiği noktasında ben onu sıra dışı yapmak istiyorum. İz bırakmak istiyorum açıkçası. Yani hos seda bırak. Yani. Hos soda. Sıra dışılık şudur. Bak sıra dışılık şudur. Yani sıradan herkes olabiliyor. Sıra dışılık bir ayrıcalıklıdır. Ayrıcalıktır yani. Yani şimdi nasıl anlatayım? Bizim Edirne'mizde çok milletvekili geçti, çok bakan geçti. Çok bakan geçti. Çok da mesela farklı açıdan baktığımız noktasında, bürokrasi açıdan baktığın zaman da çok da vali geçti. Evet. Ama birilerine bir şey sorduğu zaman geçmişe dönüp ne dersiniz mesela milletvekiline çok başarılı olmuş, akılda iz bırakmış. Benim aklıma açıkçası benim yaşım yerine geldiği için bir İlami Ertem olgusu gidiyor. Yani herkes bunu rahmetle, minnetle anar. Veya burada valiler geçti. Gerçi burada isim bazında konuşmam belki yanlış olur ama rahmetli bir valimiz var. İz bırakıp gitmiştir. Rahmetle, minnetle anılıyor. Hos sada bırakabilmek. Evet, rahmetli. İz bırakabilmek. Fahri Yücel. Çok, tabii. Çok önemli bir unsur. Şayet böyle bir şey olsa benim bütün hayalim, bütün iddiam bu insanlara hizmet etmek. Onların çözümle yani problemlerinin çözüm önerilerini bulabilmek, çözemediğim şeyleri onlara geriye dönüp anlatabilmek neden olduğunu, evet, ziyaret etmek, ilişki kurmak, ilgilenmek, onların gönüllerini almak. Bu benim sevdam. Ha diğer taraftan farklı sevdam da şu, Cumhuriyet'in değerleri var. Atatürk'ün ilkeleri var. O ilkeler doğrultusunda Cumhuriyet'e sahip çıkmak. Bütün derdim benim bu. Bütün derdim bu. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, bunu korumak ve kollamak adına ben gidiyorum. İstiyorum ben bu işi. Bunun için istiyorum. Hukukun üstünlüğünü istiyorum. Demokrasiyi istiyorum. Bunları evet. istiyorum. Evet. Yani sıra dışı bir milletvekili yani, olacağım yani, diyorsunuz. Yani, Edirne'lere yani, bir vefa yani. Borcum var. Onu aynen ödemek öyle. İstiyorum aynen diyorsunuz. Aynen bu amaçlarla yola aynen çıktım öyle. Diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Başka eklemek istedikleriniz var mıdır efendim? Vallahi süremizi epeyce aştık. Eklemek istediğim olan şu.
Temsil bir şekilde insanlara verilebilir. Evet. Ama o temsil kabiliyetini yürütebilmek çok önemli bir unsurdur. Çok zordur. Çok zordur. Onun bilincindeyim. Dilerim önce benim partililerim bu temsil kabiliyetini bana verirler. Evet. Ben de Edirne'de yaşayan tüm her kesimin milletvekili olursam sıra dışı bir milletvekilisin. Bütün iddiam bu. İz bırakmak. Bir Suat Polat geçti. Hos Seda. Evet. Bütün mesele bu. Arzum ve idealim bu. Adaya daydığınızı da önümüzdeki günlerde açıklıyorsunuz. Kısmet olursa Cuma günü saat 2'de il başkanlığında aday adaylığımı açıklayacağım. Akabinde Acar Park'ta devamı gelmek kaydıyla kokteyli bir açıklama düşünüyorum. Buradan da bütün Edirne'yi oluşturan bütün bireyler benim başımın üstünde yeri vardır. Hepsi benim misafirimdir. Hepinizi candan ve yürekten bana destek vermeye çağırıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çıktığınız bu yolda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi 25. dönem milletvekili aday adayı Suat Polat canlı yayın konuğumuz oldu ve bültenimize devam ediyoruz.